İstanbul'umuz dünyanın en güzel kentlerinden biri. Hani bütün betonlaşmaya ve dipsiz kuyu gibi sonu gelmeyen rant kavgasına rağmen hala güzel yerler var, mahalleler var. Bence gastronomi ve onun içinde bulunduğu lokantaların mahalleler bir bütün oluşturuyor. Bazı semtlerde en azından bu böyle. Bunlardan bir tanesi de Balat. Burada gerçekten tarih hala yaşıyor. Yani kendinizi eski İstanbul'da hissediyorsunuz. Balat'ı size tanıtmak istedim. Hem bazı tarihi mekanlar hem de güzel lokantalar. Nasıldı eski Balat? Eski Balat'ta ne bileyim insanlar hep böyle birbiriyle kaynaşırdı. Daha uçtu yani. Bir mahallede bir komşuluk vardı, bir arkadaşlık vardı. Şimdi pek kalmadı mı arkadaşlık, komşuluk şeyle? Yani şimdi pek kalmadı tabii. Türkiye'nin genelinde kalmadı. Türkiye genelinde kalmadı. Genelinde kalmadı. Herkes herkese çekinerek bakıyor. Muhakkak. Doğru. Ama turşu geleneği devam ediyor. Biz ettirmeye çalışıyoruz. Bizim meslek de zaten yavaş yavaş gidiyor yani. Nereden tabii alıyorsunuz? Biz genelde köylerden alıyoruz. Yani. Köylerden alıyoruz. Nerenin köyleri? Mesela Türkiye'nin neresinde bulursan gidiyorsun, alıyorsun. Kim alıyor onu? Arkadaşımız var orada. Nerede? Beraber. Bursa'da arkadaşımız var, onunla beraber alıyoruz yani. Peki evet, biraz bahsedeyim birkaç şeyden. Hangileri, bir iki şeyi tatmak isterim. Bir buyurun. Kuşunuzu. Mesela nedir? Kornişon. Kornişon. Azıcık tuz. Tuzsuz ama, tabii illa ki olmaz. Ama fazla değil tuzu. Şu nedir? Bunlar acı biber. Çok acı mı? Acı evet. Şu ne? O sarımsak. Şimdi bir bakayım, sarımsak türsü iğrenç. Sarımsak antibiyotiktir yani. Doğal harika. Antibiyotik. Çok hoşuma gitti. Doğal antibiyotik. Bir de şu bir klasik biberle bitireyim ben. Güzel turşular yani. Gıda asidi fazla değil. İçlerinde sirke tadını yani alıyorum. Yok yani onun için. Çok özürüz yani. Elimizden geldiği kadar. Sarımsak özellikle hoşuma gitti. Balat gerçekten tarih kokan bir semt. Yani çehriz tabii ki değişiyor. Ben yani eski Balatlı falan değilim. Ama hatırladığım kadarıyla buranın çehresi başka diğer semtler kadar değişmedi, birçoğu kadar. Hala bu rengarenk evler, daracık sokaklar duruyor. Ve hala buranın ahalisi oldukça heterojen. Yani her kesimden, her inançtan insan birlikte Balat. Çok hoş bir semt. Şimdi buradaki beyefendi 65 senedir esnaf. Bu herhalde ilk dükkanınız değil, değil mi yani? Ama 65 sene önce başladı. 3 sene dükkanda yaşadım. Burada 20 sene, yukarıkinde 15 sene, şu arada 30 sene. Oldu 65. Yaşta 70 ise 5 yaşına başladı. 80. Var mı o kadar? 15 yaşında başladın yani. Ha. Bravo bu işe. O zaman fakirlik vardı baba, okumak yok. İlkokula gidiyorduk, sabah gidiyorduk, akşam 3'te 4'te çıkıyorduk. Eski şeyleri bulabiliyor musun? Yani ben çok nadir, Arisera'da yetişiyor her şey. Şimdi her şey, tohumlar değişti. Değişti. Gübre kalmadı, hepsi suni gübre yani. Suni gübreyle. Bak şimdi, eskiden kuş üzümü derdik, ufacık. Evet. Bak şimdi, bizim bu üzümlerimiz, bak bu üzümlerimiz koca koca. Neredeyse çavuş üzümü oldu. Aşı çok yapıyorlar. Ne aşıdan dolayı mı? Aşıdan. Hayvanlara da yapıyorlar, hormon veriyorlar. Aşı, hormonu. Hayvanlar bile şey yok. Etin tadı bile yok. Güzele benziyor. Sen de güzelsin be, ayıp ediyorsun. Az veren candan çok veren küçük aldansın. Hanım da olsun. Çok teşekkürler. Al. Bal gibi. Sana da bu kadar kaldı.
Hadi o döner de verir. Ondan en iriye en küçük parça kaldı. Olsun. O da benim toruna benziyor. Balat çok güzel yer. Eskiden gayrimüslim çoktu burada. Evet. Rum. Bu taraf Rumdur. Hala. Rum. Evet, Rum. Bu taraf Yahudilerdi. Biraz şurada arkada Ermeniler vardı. Eski Balat kapısı vardı. Balat'ın kapısı, tahta, koca kapı. Şarkısı bile var. Balat kapısına geldi şey. Balat'ta Haliç sokaklarında dolaşmaya devam ediyorum. Şimdi bir kuru fasulyeciye geldim. Balat nasıl değişti sizce? Yani vallahi müthiş bir gelişim var. İyi kötü. Çok bıçak sırtında. İyiye doğru giderken bir anda kötüye doğru gidebiliyor. Kötü diyoruz, iyiye doğru gidiyor. Şu şeker fasulyesi kullanıyorsunuz. Evet, bu Erzurum İspir şeker fasulye. Bol salça koymuşsunuz galiba işine pişirirken. Evet. Salçamız Antep'te yaptırıyoruz. Domates, biber salçası karışık kullanıyoruz. Hmm. Onun dışında çeşitli baharatlarımız var. Siz tabii damak olarak bunları ayırt edebiliyorsunuz. Yani karabiber falan aldım ama. Tereyağı kullanmıyoruz. Zeytinyağı kullanıyoruz. Fasulyemizi. Evet, yağ, normal, tereyağı. Ev tarzı. Hani ekmeği bandıra. Daha çok pek tereyağı kullanmıyorlar. Margarin, bazen tereyağı son anda katıyorlar. Karadeniz usulü yapanlar genelde tereyağı kullanıyorlar. Siz ne usulü oluyor bu? Bizimki Balkan usulü. Hı. Yani biz Balkan göçmeniyiz zaten. Öyle mi? Evet. Özel bir pişiriş tekniğiniz var galiba. Var tabii. Biz kömür ateşinde yapıyoruz bunun haşlamasını. Hı. Çünkü bu çok narin bir fasulye. Hızlı ateşe gelmiyor. Evet. Kömür ateşinde. İşte közü külleyerek demleme usulü, yani benmari usulü dediğimiz benmari tarzda. Yavaş yavaş. Kendi buharında yavaş yavaş pişiyor. Ne kadar zamanda pişiyor mesela? Haşlaması yaklaşık 4-4,5 saatimizi buluyor. Şeker koymamışsınız galiba. Şeker koymuyoruz zaten, fasulye şeker fasulye. Oy. Kendisi tatlı fasulye. Evet. Kabuğu daha incesini de yedim ama herhalde o şey meselesi, hasat tabii, meselesi. Tabii o bir hasatla, o hasatın iklimsel durumuyla ilgili bir olay. Bu yoğurt da tava yoğurdu galiba. Yoğurdumuz çömlek yoğurt bu. Evet. Manda karışımlı. Hı. Bir yoğurt. Nereden geliyor bu şeyden? Adapazarı'ndan geliyor. Nereden? Adapazarı. Manda karışım, manda inek evet. Herhalde. Bir Adapazarı firmasından bunu alıyoruz. Yoğurt çok güzel. Ben de yoğurdu sevdim. Yoğurdumu çok beğendim. Turşu pastırmayı deneyeceğim. Tabii. Şimdi. Hemen değiştirelim. Bu da benim favorimdir. Pastırmayı büyük büyük doğramışsınız sizin için. Pastırmayı büyük büyük doğruyoruz. Bizim fasulyemizi sade olarak yapıyoruz. Hı. Pastırma ve et ilavesini sonradan yapıyoruz. Öyle mi? Niye tamam diyeceksiniz? Çünkü pastırmayla beraber fasulye yaptığınız zaman bir saatte bile tadı değişiyor, ağırlaşıyor. Biber salçanız hoşuma gitti. İyi biber salçası yani şey. Güzel, kaliteli şey. Salçamızı dediğim gibi Antep'te yaptırıyoruz. Yine aynı şekilde 12-13 senedir aynı arkadaşımız temin ediyor. Güzel böyle boğazdan geçerken yapışmıyor, tek tek geçiyor. Hoş bir ince, güzel irmik. Yani afiyet olsun. Bunda da tereyağı var ama. Hafif tereyağı var. Güzel olmuş, yakışmış. Evet. Afiyet olsun. Bu şekeri aşırı değil, tarçın da yakıştı. Afiyet bu sizin olsun. Kendi şeyiniz mi? Dediğim gibi ben çok severim irmik helvasını. Rahmetli annem çok güzel yapardı, ondan öğrendim. Şimdi burada hiç kimseye ustaya falan da bırakmıyorum mesela. Onun kadar iyi yapmak mümkün değildir eminim. Bu annelerin yemeği başka kesinlikle oluyor. Kesinlikle değildir. Balat'ta değişik yerler var gerçekten. Böyle
İşkembeciler, köfteciler, evet, farklı güzel şeyler. Evet. Kurşucular. Evet. Bu fasulye. Meyhaneler. Her şey var burada yani. Burası balıkçılar. İlk İstanbul biliyorsunuz. Balata yakışan bir mekan, kendi haline mütevazi, kuru fasulye düzgün. Ben gerçi pek zeytinyağı kokusu almadım ama doğrudur, kullanıyordur. Şeyi daha çok beğendim, pastırmalı olanını. O daha et suyu geçmiş tabii, pastırmanın çemeni geçmiş biraz, daha lezzetli. Bunun dışında ayrıntılar hoş. Mesela pilavında gerçekten tereyağı var ve taze güzel bir pilav. Yoğurt da bildiğimiz atadan kalma yoğurt. Şey biraz fazla tuzlu, turşu bence. Yanında yoğurt yiyin. İrmik helvası da gerçekten ev yapımı gibi. Yani Balat'a uyan, tatlı, kendi halinde bir mekan. Balat sokaklarında gezerken bir kahve molası vermenin zamanı geldi artık. Girer girmez şurada bir kedi var. Ben onu içi doldurmuş sandım. Hiç kıpırdamıyordu. Neyse şimdi nefes aldığını gördüm. O herhalde buranın demirbaşı. Demirbaşlarımızdan birisi. Adı ne? Adı bizim berber çırağımız Mert bulmuştu onu. O yüzden adı Mert'in kedisi. Ayrıca bu güzel jeste teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Şimdi bu İstanbul 100 Lokanta kitabı çıktı. Aslında 30'unu değiştirmek istiyorum. Güzel bir sürpriz oldu. Evet. Bu şey bana. Anlatayım biraz bu güzel gül. Tatlı mı? Evet, cupcake'imiz. Evet. Beyaz çikolata kullanılarak yapılıyor. Ne güzel. Bazen içi de beyaz çikolatalı, zaman zaman da vişne kullanıyoruz. Size hazırlamış olduğumuz kek tamamıyla aslında fikir olarak da bize ait. Ben eski kütüphaneciyim. Keki yapan Meral ablamızla birlikte ortak bir proje yapalım dedik. Kafeye uygun ne olabilir? Kitap ve kek fikrini birleştirdik. O yüzden de kışın özellikle her hafta, cumartesi, pazar yazarların kitapları, yazarların isimleri, şairler. Güzel. Hep böyle 12 tane kitap kek her hafta vardı. Size özel de zaten güzel. Sizin kitabınız peki oldu. Peki, nasıl başlayayım? Ben 3 ayrı kahve var önümde. Şimdi şöyle söyleyeyim size. En hafif içiminden en sert içime doğru. En hafif içimli şu mu? Evet, damla sakızı dibek. Böyle süt kokuyor. İçinde süt yok, o vanilyanın orijinalliğiyle ilgili. Hmm. Gerçek malzeme kullanıldığı için dibeğin dövülmesi, evet, ve içine damla sakızının eklenmesi. Bir şey alayım bu arada. Şu buyurun. Annesinden. Cupcake'ı ben size yardımcı buyurun. Olayım isterseniz. Çok güzel, beyaz çikolata. Beyaz çikolata. Evet, hoş. Farklı bir kahveye geçiyoruz. Şimdi bu nedir? Evet, bu Mardin kahvesi. Mardin. Damla sakızı, tarçın, kakule, iki farklı Türk kahvesi ve vanilya. Bu da çok hoş. Çok, bir kere çok hafif. Yumuşak içimli, hafif. Yani elegan. Evet, evet. Siz gibi. Teşekkür ederim. Kahve konusunda çok ortodoks olan insanları bile kolayca ikna edebilen bir kahve türü. Evet. Ben çok aşırı kavrulmuş kahveden hoşlanmıyorum. Hı-hı. Yani daha az kavrulmuş olması lazım ki aromaları alacaksınız burada. Şimdi de şu şeyden alayım. Evet, bu kekin özelliği de yavaş yavaş çikolata sosunun dökülmesi ve içinin açılması, sosun içe nüfuz etmesi. Evet. Şu anda tamamıyla sos içinde. Badem de güzel bu arada. Kahveyle badem mi veriyorsunuz? Kahveyle badem veriyoruz, evet. Bu kahvenin adı nedir? Espresso Süryani. Süryani kahvesi.
bu daha çifte kavrulmuş kamburcu. Kesinlikle. Aynen. Evet, kesinlikle. Öyle. Benim favorim Dibek'le ikincisi. İkincisi ne? Mardin. Mardin kahvesi. Ne kahvesi? Mardin kahvesi. Mardin. Dibek'le ama bu biraz kuvvetli ama bu da güzel yani. Şeyle olabilir, bakıyorum şey. Pancar. Çok modern bir kek bu. Pancar biraz ekşilik vermiş çikolata. Şeker çok az gibi içinde. Biz genelde gerçekten de ürünle yani limonatamızı bile, yaptığımız limonatada bile şekeri çok fazla kullanmamaya çalışıyoruz Vedat Bey. Bir de şey çok çok az iç. Un da herhalde çok. Un yok denecek. Yok denecek. Evet. Kahve fiyatları ne kadar burada? Biraz bunlar özel kahveler yani bayağı. Evet ama biz açıkçası fiyat konusunda çok temkinliyiz. Yani 7 lira bizim kahvelerimiz. Evet. Cupcake ne kadar? Cupcake 10 lira. Tabii bu hali değil. Biz büyük servis ediyoruz cupcake'i. Bunu biraz daha tadım için küçük olarak. Sizin için hazırladık bunu daha minimal olarak. Normalde iki kişinin de yiyebileceği cupcake yapıyoruz. Evet, 10 lira. Onun fiyatı da 12 lira. Ne diyoruz bunun adına? Kitap kek. Evet. Çok güzel. Ne zaman açtınız burayı siz? Abi burası aşağı yukarı bir yıla yaklaştı. Dediğimiz gibi önce karşıdaki antikacı dükkanımız vardı. Daha sonra da burası bizim depomuz. Ya atıl bir depo olacağını hadi dedim emekliliği falan beklemeden gel öyle bir kahve planı olur ya herkesin. Gel bir kafe yapalım. Antika dükkanı devam ediyor mu? Tabii ki o da ediyor. O da ediyor. Beraber burada da siz antika kahveler yapıyorsunuz. Antika kahveler, yani, antika fincanlar. Evet, antika fincanlar da o yüzden çok şık. Evet. Gerçekten ince bir zevk. Evet. Balat'ı sevdiğiniz için mi geldiniz? Biz buralı değiliz. Sonradan geldik. Sonradan mekanlarımızı buraya yerleştik. Bu arada sizin öteki çok ilginç diğer dükkanda. Onu da bir ziyaret edebilir miyiz? Bir göz atalım hep beraber. İyi bir atalım. Evet Vedat Bey. Burada bir şey bulmak zor değil mi? Ya benim için çok kolay ama dışarıdan gelen için öyle. Burası da aslında ilk çıkış noktamız olan dükkan. Benim hayalimdi bu ve hiçbir zaman emekliliği falan beklemeden direkt sevdiğim işi yapmaya karar verdim. Ve yapıyoruz da. Nereden buldunuz? Satın alıyorsunuz herhalde. Tabii ki çok farklı kaynaklardan açıkçası. Hani algılarımız bu konuda çok açık bizim. Kafemizin bütün dekorasyonu da zaten tamamıyla buradaki ürünlerden oluşmuş. Ne güzel şeyler, kadehler. Çok evet, hoş. Bohem tabir ettiğimiz onlar. Evet. Elmas kesim kadehler. Çok tatlı. Evet, bunlar gümüş yemek takımları. Hatta bunların içerisinde şirketi Hayriye'nin logosunu taşıyan, döneminde şirketi Hayriye'nin yemek kameralarında vermiş olduğu takımlar. Gümüştür büyük bir kısmı. Gümüş kaplama olanları vardır. Şeye göre, mevkiye göre değişmekte bu açıkçası. Bu güzel benim için işte kahve çekmek için asıl en iyi şey yani evet. Kahveyi böyle çekeceksin. Evet. İnanır mısınız Amerika'da var bende bir tane. O gittiğim zaman orada hanım bana çektiriyor. Bu da ilk. Ya aslında 1960'lı yıllara ait bir stüdyo tipi bir makine bu. Çok eski değil bizim için çünkü 40-50 yıl çok eski değil ama mesela şurada görmüş olduğunuz makine Laterna Magic dediğimiz 1800'lü yılların sonuna ait bir makine mesela. O çok daha eski. Nereden buldunuz bunu 1800'lü? Yani dediğim gibi hadi sırrımı söylemeyeyim buldum. Buldunuz. Evet. Kahve herhalde. Evet, bu da yine kahve ile ilgili bir şey. İtalyan bu Alfonso Bialetti denen vatandaş herkesin ucuz espresso içmesi için ocaküstü espresso makineleri geliştiriyor işte, kafe potlar gibi. Bu da onun elektrik versiyonlu olanı. Açıkçası bunlarda içilen espresso benim için gerçekten en iyi espresso olan bir şey. Şuradan buradan da döküyoruz tabii. Herhalde. Yok, bu zaten şey, fiş girişi. Kesinlikle fincan aşağıda duruyor, kendisi dökülüyor. Bu hala şey, kullanabiliyor musun? Tabii. Yani çok merak ettim bunu. Tamam, memnuniyetle. Tamam, oldu. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben
yurt dışında seyahat ederken bir şeye dikkat ediyorum. Hem gastronomik açıdan hem de tarihi açıdan zengin yerlere gitmek istiyorum. Çünkü yani ikisi birleşmeli. Hani gastronomi olup tarih olmayınca, ilginç mekanlar olmayınca biraz sıradan kalıyor. Ama genellikle de bu ikisi bir araya gelmiyor. Hem tarih hem gastronomi. Balat'ta bu ikisini görüyorsunuz. Burası tarihi açıdan çok zengin bir yer. Biliyorsunuz patrikhane burada, kiliseler, müzeler, daracık sokaklar, ilginç yapılar. Çok gerçekten şahsiyeti olan bir mahalle. Arkamda da Kırmızı Kale denen Rum Erkek Lisesi. Burası da çok yüksek bir nokta. Harika da bir manzarası var. Buraya gelirseniz tavsiye ederim bir ziyaret etmenizi. Ne kadar zamandır bu meyhaneyi işletiyorsunuz? Bu tam şansımıza mıdır nedir bilemiyorum. Bugün dün veya bugün olması gerekiyor. Tam 2 seneyi dolduruyoruz. Herhalde peynir ezmesi bir türlü. Bu peynir ezmesi, tirokafteri. Yunanistan'ın ünlü bir mezesi bu. Güzel. Bütün Yunanistan'da bulunuyor. Ben de dereotu da koymuş içine. Beyaz peynir, bir de labne mi var? Beyaz ve bir de labne var içinde. Zeytinyağı karıştırılıyor. Bir de şey var içinde, biber, yeşil biber, acı yeşil biber var. Güzel, klasik fava, hem Yunanistan hem burada. Bizim favamız biraz değişik, bakladan olmuyor. Fava bitkisinden yapıyoruz. Yunanistan'dan getirtiyorum fava bitkisini, burada bulamadım Türkiye'de. Daha yumuşak lezzete. Evet, daha yumuşak. Daha yumuşak. Evet. Kuru baklanın lezzeti gibi değil. Enteresan, güzel bir lezzet. Soğan severim. Ben buna şey düşünmediniz mi hiç? Mesela soğanı karamelize edip küçük küçük doğrayıp da olabilir yani. Tabii olabilir. Öyle bir şey de olabilir. Olabilir, olabilir. Tarator yapmış. Yunan tarator diye. Skordalya ismi. Şimdi önce Yunan tarator diyebiliriz. Önce ilkine bakayım. Bunda çok patates tadı var. Evet, patates. Patates, ceviz, sarımsak. Ceviz, sarımsak, maydanoz. Az da yoğurt var içinde. Çok az yoğurt. Şu ikincisine bakıyorum. Benim damak zevkim bu. Bu. Bunda ekmek içi. Belki bu, patates yok bunun içinde. Bu klasik gerçeği. Bu gerçeği. Bu tam Girit'te köylerde yapılan skordalya. Bunu çok tutmadım. Bu harika. Bana göre yani. Teşekkür ederim. Siz nasıl buluyorsunuz? Evet. Benim de şeyim bu. Bu. Siyah olanı. Sübiye galiba. Bu. Evet. Bu ıspanaklı sübiye. Ben sübiye çok severim bu. Özellikle taze olursa deneyim kendi bakayım. Mürekkebinde sübiye çok severim. Çok iyi. Burada fikrin çok, benim için çok gurur verici olacak. Ispanağın acımsılığıyla sübiye çok yakışmış. Hem sübiye de çok iyi yani gerçekten taze, güzel, lezzetli bir sübiye. Bu benim için çok mesela süper bir meze. Ben bunu da çok severim. Karşıma çıktı, çok sevindim. Deniz salyangozu diyelim buraya. Minare ya da işte dünyanın en lezzetli deniz ürünlerinden biri de. Evet, bu... İspanya'da bulurum mesela. Küçük küçük siz bunu kola işte herhalde beni yormamak için. Evet, ben kesiyorum. Hep böyle bir şey yapıyor, evet. Kesiyorsunuz. Ben buna işlem yapmıyorum fazla. Zeytinyağı, kekik, zeytinyağı, limon koyuyorum. Haşlıyorsunuz. O kadar, evet. Haşlıyorum. Izgarada yapıyorum. Nefis. Harika. Ortada güzel bir salata duruyor. Evet, şuradan bu Barbasili salatası bu. Bu ne? Bu domates. Dakos'un bir benzeri. Ekmek var galiba. Evet, ekmek var. Neyin benzeri? Dakos. Girit'te yapılan dakos'un bir benzeri. Ben bunu 2-3 kez yedim. Aradaki fark, Selanik'te yedik özellikle. Kaldığımız otelde de yedik. Evet. Harika bir şey. Tek farkı tabii onu yapmanız mümkün değil. Tabii. Onların özel bir ekmeği var. Kuru bir ekmekleri var. İşte o ekmeği bulamazsınız. Bulamıyorum. Hatta ben o kadar sevdim ki onun tarifini yazdırdım.
yap, evde yapmaya çalışacağım ama o ekmek yok işte. Evet, Usak. yok. Bu ahtapot bir kere vantuzuyla olmalı. Yani hiç bizde bazen ayıklarlar. Evet. Doğru değil. Ayıklıyorlar. Olmuyor lezzet. Orada gidiyor. Belli. Zeytinyağı buluyorum. Çok lezzetli. Mis gibi kömür kokuyor. Bunu önce haşlıyor musunuz? Yumuşak bunu sonra önce, mı? Yok. Haşlamıyorum. Nasıl bunu yapıyorsun? Kurutuyorum güneşte. Ha, ondan mı? Çok enteresan. Güneşte. Yani gerçek ahtapot. Bu İstanbul'da yediğim... Yani şu anda tam sayamam ama en iyi 2-3 hafta ya da çok biri. Çok önce güneşte kurutuyorsun yani sonra? Evet. Güneşte kurutuyor. Bu ahtapota göre yani kilolarına bağlı. Kaç kilo? Mesela büyük, çok büyük ahtapotsa 4-5 gün güneşte. Güneşte nasıl kurutuyorsun? Yani fırında mı? Yok asıyorsun. Güneş nerede? Burada evinizde ya da? Evime götürüyorum. Benim Balat'ta oturuyorum ben. Hı. Yukarıda terasım var. Orada asıyorum. Çiroz da orada kurutuyorum. Çirozum da orada, ben yapıyorum çirozum da. Kurutuyorum. Sonra hemen kuruduktan sonra... Güzel de manzara oluyor evinizde. Tabii. Hanım yani. Yakınmıyor mu? Getirme bunları eve, kokuyor diye falan ya. Yok, alıştı o da. Kızmıyor o da, size yani. Kızmıyor, hiç kızmıyor. Ahtapot çok güzel. Kalamar, yerli kalamar bulabiliyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Buluyorum, zor ama buluyorum. Kalamarı da yumuşatmışsınız. Karbonat mı kullanıyorsunuz? Karbonat soda. Biraz yumuşatıyorsunuz. Ovarak. Ovuyorum böyle baba, ovuyorum güzeye. Çok güzel. Yumuşattıktan sonra o sosun içindeki o bir gün bekliyor yine. Hı. Beklemesi lazım, onun dinlenmesi lazım. Sonra ızgara yapıyorum. Ne güzel. Çok güzel, tam yumuşatıyor. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka ne var şimdi? Şimdi bekri meze var. Hı? Bekri meze. Nedir o? Yunanistan'ın çok ünlü bir ara sıcağı. Çok merak ediyorum bu şeyi, Saganaki. Çünkü özel Girit'ten gravyer. Evet, gravyer peyniri. Yani Girit usulü gravyer. Girit usulü gravyer. Hangi koyun sütü mü orada? Koyun sütü o da. Bol tereyağı. Kanya'dan geliyor, Kanya. Öyle Kanya mi? Kanya şehrinden geliyor. Hiç gitmedim Girit'e, çok istiyorum gitmek. Yani oranın diyorlar yemeği olağanüstü. Evet. Üstüne susam koymuşsun, çok ilginç. O benim icadım. Susamlı yaptım ben. Çok yakışmış. Hafif acımsılığı var susamın ama tatlı acı. Fazla gayet hoş olmuş, değişik. Bu çok hoş bir şey. Bol gerçek tereyağlı. Çok memnun oldum beğendiğinize. Çok memnun oldum. Siz de beğeniyor musunuz? Ben de çok beğeniyorum. Çok hoş bir şey. Çok hoş. Şimdi bu çoban kebabı gibi şey. Bu, çoban kavurma. Bu bekri meze. Evet. Bu et dinleniyor. 3 gün dinleniyor. Aha. Zeytinyağı. Defne yaprağı. Tarçın. Tarçın evet. Bir tarçın. Koku var diyordum. Tarçın. Bizim damak tadımıza da uygun bu. Çünkü çoban kavurmayı biliriz. Tarçın evet. Yakışmış bence. Çok az daha, azıcık daha az olabilir bence. Daha az olabilir tarçın. Biraz daha az olabilir. Yani bence bir parça fazla. Çünkü en son bitimde daha çok tarçın tadı kaldı. Et güzel yağıyla birlikte. Çok güzel dinlenmiş. Kuzu gibi pişmiş yani. Böyle içi sulu kalarak pişmiş. Kurumamış. Şeyi soracağım size. Bütün bu yediklerimiz... Soğuklardan başlarsak fiyatlar nedir mezelerin genel olarak fiyatları? Bizim fiyatlarımız, mezelerimiz, normal mezelerimiz 8 lira. Hı hı. Deniz ürünü mezelerimiz 12 lira. Ahtapot ızgaramız, bu gördüğümüz bacak 35 lira. Kalamar ızgaramız 35 lira. Çıtır karidesimiz 20 lira. Bekli mezemiz 20 lira. Saganakimiz de 15 lira. 15 lira, çok güzel. Yunan musakkası da herhalde beşamel sosla. Evet. Kıyma. Kıyma, patates. Evet. Patlıcan. Üstünde beşamel sos. Yanında da peynir, doğradığınız peynir. Peynir de. Bu da ezine peyniri. Ha, onu kullanıyorsunuz. Evet, onu kullanıyorum. Daha yağlı. Daha yağlı olduğu için evet onu kullanıyorum. Gayet lezzetli. Bu da bizim Yunan musakkamız. Çok hafif. Farkı ne bizdekinden? Farkı buradaki musakka bir tek şeyden yapılıyor. Patlıcan ve etten yapılıyor ve böyle... Biraz yağlı olur. Yağlı oluyor, böyle karışık oluyor. Bu evet.
bize patates koymanız. Patates. Bu bir de bak büyük baklava şeklinde gibi çıkıyor böyle. Dörtgen oluyor. Evet. O dörtgen oluyor. Bu değişik bir musakka yani Türk evet. musakkasından çok daha. Evet. Çok güzel bir musakka. Yani bizdeki biraz yağlıdır doğru yani. Patlıcan şeyi bu. Burada patlıcan tadını daha az alıyorsunuz. Türk musakkasına göre daha çok patates, patlıcan. Patates kıyma, patlıcanın yağını alıyor. Yağlıyor. Evet, çekiyor. Mantıklı. Patatese yağını şey. Onun için patates konuyor içinde. Evet. Beşamel sosu da ona başka bir tat veriyor. Beşamel sos her zaman güzel bir şey. Yani eğer iyi fazla kullanılmazsa gayet lezzetli. Bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı 25 lira. Evet. Peki bir de tatlı herhalde. Bir de tatlı var. Tamam. Şimdi kışın galaktoburek var bizde. Yazın yapmıyorum o. Baklavamsı bir şey diyebiliriz. Yok, ama ağır olur kış. Ağır oluyor. Hafif yaz, bir şey getirin. Şimdi böyle yazlık var benim tatlım. Ne gibi bir şey? Farsala helvası var. Farsala helvası, farsala bir tek Yunanistan'da yapılıyor. Bir tek bölgede yapılıyor. Farsala'da yapılıyor. Farsala'da. Yanına dondurma koyuyoruz. Farsala helvası da dondurma. Onu da denemenizi isterim. Peki, deneyelim onu da bitirelim. Bakayım, evet. Evet. Helva deyince bizim aklımıza daha çok tahin helvası evet, gelir. Evet, bu farsala helvası. Ne? Farsala helvası. Farsala helvası. Farsala evet. helvası. Sapune diyorlar buna. Neden yapılıyor bu? Sabu helvası. Bunu cornflour var, Yunanistan'dan getiriyorum. Şey yani mısır. Şey, nişasta gibi bir şeydir o. Badem var içinde. Var. Biraz da kaymaklı dondurma. Biraz da kaymaklı dondurma. Rengi de karamelize yapıyorum. Şekeri karamelize ediyorum, oradan geliyor. Rengi oradan geliyor. Şeker karamelize ediliyor. Anladım. Güzel. Rengi de oradan geliyor. Bunun fiyatı ne kadar? 10 lira. Evet. Bunun fiyatı 10 lira. Peki. Biz de kahve ne diyoruz? Yunan kahvesi mi, Türk kahvesi mi? Farkı var mı? Yok farkı, farkı yok. İkisi de aynı. O zaman Yunan-Türk dostluğunu simgeleyen bir kahve senteziyle ben bitirebilir miyim? Bir kahveyle bitirelim. Tabii, bunu bitirelim. Olur, tabii. Vasiki Bey çok memnun oldum. Ben çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok zevk aldım yemekten. Kahvemi, Türk kahvemi ağır ağır içiyorum. Bu arada buraya gelen birçok vatandaş benim duygularımı zaten belirtmiş duvarlarda. Bir tanesi ahtapot 10 numara demiş. Hakikaten öyle. Sevval ve Cihan yazıyor altında. Bir başkası her insanın denize kıyısı olmalı demiş. Gerçekten öyle. İnsanın ufku geniş olmalı, yeniliklere açık olmalı. Ön yargı sahibi olmamalı. Başka bir tanesi hesaplar kocadan demiş, o da güzel. Bir tanesi de bazı da Sagapa Vasil demiş, seni seviyorum Vasili, Vasiliki buranın sahibi, 3'te yıldız koymuş. Şanslı bir insan Vasiliki, öyle diyen çok var. Başka biri de demiş ki, seni güzelsin, seni seviyorum demiş. Ben de şöyle düşündüm. Her insan, yani kadın diyeceğim tabii erkek gözüyle bakınca ama her kadın sevilince zaten güzel oluyor. Çok güzel olsun, sevilmeyince onu seven yoksa bence o güzellik ortaya çıkmıyor. Yemek içinde de bu böyle yani güzel bir yemek yedikten sonra insanın içini güzel duygular kaplıyor. İyilikler, güzellikler ortaya çıkıyor. Bu da paylaşmak işi. Burası da gerçekten paylaşmaya açık. Mütevazi, hoş, samimi bir mutfak tavsiye ediyorum.